Merhabalar. Komedi dizimizden bir video ile daha devam ediyoruz. Ve hangi dizi? The IT Crowd. The da... IT Crowd ya da The It Crowd. The It Crowd. Buna geri döneceğim. Dizimiz İngiltere menşeli bir dizi. Menşeli. Ya da yapımı ya da Büyük Krallık daha doğrusu. Çayımı alıyorum. Yazarımız Graham Linehan ve kendisi bir Channel 4 eseri, The IT Crowd. Channel 4 genelde başarılı dizileriyle tanınabilirsiniz. Kesinlikle. Arkadaşlar. Ve az bölümlü ve az sezonlu ne yazık ki. Ama tabii, güzel şeylerin kısa olması da mantıklı damakta bir. Damakta kalan cinsten evet. Komedilerden maalesef. Graham Linehan kim diyeceksiniz? Black Books'u daha önce konuşmuştuk biliyorsunuz. Seven izleyicilerimiz de çok var. Black Books'un ilk sezonunu oturup Dylan Moran ile yazan insan Graham Linehan. Bizzat kendisi diyorsun. Evet, oturup beraber yazmışlar. Benziyorlar zaten birazcık hani üçlü arkadaş ortamı, bir kişinin daha farklı olması, biraz daha farklı olması, ikisinin çok arızalı olması falan gibi. Evet, olabilir, olabilir. Şey olarak da önce skeç olarak yazmaya başlamışlar öylesine. Baktı tutuyor, baktı paraya da ihtiyacı varmış. Hani böyle çok rastlantısal başlamış yani. Ne bileyim Channel 4'dan böyle büyük bir teklif geldi, oturup araştırıyoruz, yapıyoruz gibi değil de çok böyle kendisi yani, gelişmiş. Anlaşılmış. Zaten bu İngiliz dizilerinde bu kısa dizi çekme olayı, kısa sezon çekme olayı çok acı gerçekten. Çünkü tadına doyamıyorsunuz. Evet. Ve gerçekten çok az sayıda bölümleri oluyor. Yani mesela bir Amerikan dizisinin bir sezonluk materyali kadarını maalesef bütün ömrü boyunca yiyor dizi. Evet. 4 sezonumuz var. Her sezonda 6 bölüm var. Dediğini özetliyor. Evet. Ve ilk sezonu yaptıktan sonra adam da Graham Twitter'a bakıyor. Aa, insanlar ikinci sezon istiyor falan diye görüyor. Öyle devam ediyorlar yani. O kadar ya, benim izleyip bayıldığım bir dizi. Hiç tahmin etmiyordum bu kadar relax bir yılını şekilde geliştiğini. 2010'da bitiyor mantık olarak. Her sene bir tane yaptılarsa. Demek ki 2006 gibi falan başlamış olabilir. Evet. 5. sezon konuşulmuş ama olmadı. 2013'te yayınlanan tek bir özel bölümle bitiyor dizimiz şimdilik. Kapattılar yani. Evet, ne yazık ki. Ama kötü devam edeceğine bitsin daha iyi. Şimdi bu The IT Crowd mı, The It Crowd mı? Hangisi Zeynep? Karar veremiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet, böyle arkadaş ortamında açılıyor. Evet. Böyle demek istiyorum. Birimiz IT diyor, birimiz IT diyor. Karşılıklı konuşup tartışmaya da girmek istemiyoruz falan. Evet, böyle kalıyor evet. Değil mi? Ben The It Crowd diye biliyordum. Ama hani tabii IT kelime oyunu orada var. Ama The It Crowd diye okunuyor diye biliyordum. Bakalım nereden biliyordun mesela? Bu biliyordum fikri nereden geldi? Daha önce sana? Araştırmıştım. The It Crowd diye görmüştüm. Ama bilmiyorum. En doğru kaynağını hatırlamıyorsun yani. Tamam. Yapımcısı demiş gibi bir şeydi yani. Öyle dizide çalışan bir insan demişti. Evet. Ben yani. Şimdi yazarın iki videosunu izledim ve Reddit'ten IMA AMA. Okay, AMA'sine baktım. Orada sormuşlar. Diyor ki ikisi de kabul edilir. Çünkü zaten orada bir gönderme olduğu için ikisinin de kabul edilmesi çok mantıklı. Çünkü karşımızdaki insanlar, karakterlerimiz bir IT crowd, bir IT insanları. Ama aynı zamanda da hiç IT crowd değiller. Yani en popüler insanlar değiller. O yüzden güzel bir gönderme var orada yani. O nedenle ben IT crowd diyeceğim. Çünkü IT dünyasını seviyorum. Evet, genelde de ben herkesin IT yıllarca crowd, IT crowd dedim zaten. Dediğini duyuyorum zaten. Evet. Evet, şimdi genel olarak dizimize baktığımızda bir şirket var, Renom Industries ve bu şirkete bir kızcağızımız geliyor ve işe girecek. Evet. Ve kendisi CV'sinde bilgisayarlarda çok çalıştığını, anladığını falan yazdığı için. Yazmış yani, yazmış. CV baştan ama sona yazmış. Sorulduğunda da işte e-mailleri kontrol etmek, tıklamak, sayfaları değiştirmek falan kullanmak gibi şeyler sayıyor. Evet. Çünkü karşısındaki insan da bilmiyor evet. Pek bilgisayar kullanma. O yüzden karşılıklı işte bilgisayarı açmak, kapamak. O da diyor ki sen biliyorsun bu işi. Evet, seni IT bölümünün başkanı yapacağım diyor. IT bölümü de Bodrum'da bir daire. Ve Bodrum katında. Keşke Bodrum'da olsa. Moss ve Roy'un. Moss ve Roy adlı iki karakterimizin çalıştığı yer. Tabii burada şey esprisi var yani bu IT insanların hep itilip kakıldığı evet. En köşeye, en kötü yerlere, izbe yerlere gönderildiği falan evet. Şirketlerde. Evet. Hem yani hem en çok gereken insanlar herkesin evet. işini yürüyebilmesi için
Hem de en unutulmuş asansör falan açılmıyor kapısı falan böyle. Bayağı güzel yani ilk bölümler. Ve tüm basma kalıpların üzerinden oynuyoruz. Mesela şimdi mesela diziyi izleyip işte bilgisayarda anlamayan kadın koymuşlar falan diye kızacak olursak kızmayalım. Bilgisayardan anlamayan adam da var. Evet, evet. Hiçbir karakter güçlü ya da mükemmel değil. Kadını, erkeği, müdürü, çalışanı, herkes sorunlu. Son herkes basma kalıbın kusurlu. En ucunda. Ve de şey mi? Yani hani şimdi IT insanların, bu iki IT insanın, Mosbrough'un sosyal zeka etkinliği, özellikle Moss'un çok fazla yani. Sosyal zeka çok düşük. Evet. Nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. İşte hiç popüler değil. Bu çok genel bir basma kalıp zaten. Öbür tarafta IT insanlarıyla ilgili. Şefleri olan Jen'in de evet tabii. Onun da onlara sosyal katkıları var. Onların da ona iş açısından katkıları var gibi bir böyle bir simbiyoz oluşmuş gibi aralarında. İş açısından katkıları özellikle interneti alıp Jen'e vermeleri. İnternet kutusunu vermeleri gibi. Efendim şimdi zamanında şunu itiraf etmek isterim ki şöyle bir laf etmiştim. The IT Crowd'u sevmiyorum. Güzel bir dizi değil bence demiştim. Şu an bu tükürdüğümü yalamak üzere buradayım arkadaşlar. Yıllar sonra tekrar izlemeye başladığımda çok daha fazla beğenmeye başladım. O zamanlar daha böyle fiziksel komedi de çok olduğu için, ben de çok hoşlanmadığım için herhalde o tarafı beni biraz itmiş. Devam etmemişim ama kesinlikle çok beğenerek izledim tekrar izlediğimde. Onu da söylemek isterim. Ben de şans eseri Gökçen Habersiz geçtiğimiz ay içerisinde, Nisan ayı içerisinde tekrar izlemiştim. Çünkü bazen gerçekten yeni güzel komedi bulamıyorsun. Öneriler varsa alabiliriz ama bazen her zaman işte böyle istediğin şeye gidiyorsun, komik ya olduğunu bildiğin şeye. İşte yani İngiliz komedileri az olduğu için, işte bölümsel olarak da az olduğu için, sayı olarak da az olduğu için, hani ayrı da bir havası olduğu için onları izlemek istiyorsun bir yandan. Evet. Yani işte. Ha, bir yandan da çıkacak bir şey olmuyor yani. Evet, evet. Kesinlikle doğru. Yani İngiliz komedilerinin Britanya. Ya yani İngiliz deyip İskoçya'yı dışarıda bırakmak yok, istemiyorum. Evet. Böyle ağzımdan kaçarsa Britanya şey düşünün. PC'liğimi bırakmayayım aman diyeyim. Aman. Aman bırakma Zeynep aman. Gerçekten dramasıyla, komedisiyle hiçbir şey yerini doldurmuyor. Bence de. Kesinlikle. O küçük adacıktan gelen eserlerin. Kesinlikle. Şimdi bu şirketimizin ne yaptığını bilmiyoruz. Bu şirkette takılıyoruz. Çok i̇şte eksentrik tamam. Patronumuz var. Sonra bir patronumuz daha var. Ama şirkette sosyalleşme dışında pek bir şey oldu. Evet değil mi? Görmüyoruz. Klasik bir şirket ortamı evet. Yani. Böyle işte hep bir sosyalleşmeler, partiler bilmem ne. Ben falan. Bunu sevdim ama çünkü demek istiyor ki ne şirket olduğu önemli değil. Ne olursa olsun durum bu. Bir de hepsi aynı evet yani. Evet. İşte orada bir şey yapmışlar. Edebi şey kullanmışlar çünkü asıl detayı vermezsen demek ki böyle bir daha bir evrensele giden genel bir eleştiri gibi ve fiziksel komedi unsuru bizim karakterlerimizin dışında da çıkıp patronlarda da bulunuyor. İki patronumuz evet, oluyor özellikle yanlış hatta patronlarda yani. Felaket yani patronlar. Ben Dan'ımı daha çok seviyordum ya, ben şeyi de seviyorum, Douglas'ı da seviyorum, o adam çok iyi bir oyuncu zaten de. Dan'ım daha bir manyaktı sanki. Daha çok hoşuma gidiyor. Valla al birine vur birine bence. Ama şey karakterlerimiz de harika. Ve karakterler aslında çabuk gitti yani. Doyamadım. Evet. Pardon. Kesinlikle. Spoiler olacaktır demiştik arkadaşlar. Her zaman diyoruz artık. Çabuk gitti. Patron çabuk gitti. Evet. Evet. Yani ama güzel gitti. Evet. O nedenle ben gidişinden de memnunum yani çünkü çok güzel, güzel gitti. Çok güzel. Yerine gelen de güzel geldi. Çok aradan da sorun yok yani. Güzel gitti. Evet kesinlikle. Onun dışında karakterlerimize bayılıyorum. Ve gerçek hayattan tanıdığım IT insanları ve arkadaşlarım falan da çok hatırlatıyor bazı unsurları. Var olmuş yani. Yani evet. Özellikle Roy yani evet. Bilgisayarı tabii. Açıp kapattın mı? Açıp kapattın mı? Direkt. Açıp kapatmayı dedim. Yani. Zaten yani bu dizinin bayağı artık mime dönüşmüş şeyleri var, katkıları var dünyaya. İşte o açıp kapatma muhabbeti mesela en sağlam şey yapan, sürekli işleyen bu dizi. Bir şey daha vardı aklımda, o aklıma gelirse onu da söyleyeyim. RTFM tişörtü. Aa bunu bilmiyorum. Söyleyebilirim. Söyle. Küfredebiliyor muyuz? Olur. Read the beep manual. Diyeyim o zaman. Ha, kullanma kılavuzunu oku diye tişörtü var yani. Bak, alıp giymeli tamamen. Bir şey daha var. O da aklıma gelirse söyleyeyim, onu görmemişim ya.
Çok güzel. Rose da harika bence. Moss. Çok Rose. Moss pardon. Rose. Roy'la Moss. Roy'la Moss oldu. Moss da harika gerçekten. Moss da harika. Çok iyi bir oyuncu aynı zamanda. Ve evet. Yani Moss da bir daha uç bir karakter. Böyle işte en içine kapanık, en kendi dünyasında yaşayan nerd tiplerinden bir tanesi böyle. Yani şahsına münasır tipler olur ya öyle. Evet. Herkesin öyle bir arkadaşı vardır yani. Öyle bir, o çok ilginç bir şey katıyor o da. Renk katıyor. İkisinin çok yakın olması da o açıdan biraz daha ilginç. Çünkü Roy'un sosyal zekası çok daha yüksek yani Moss'ta. Ama hani iyi anlaşıyorlar yine falan. Sanki kız arkadaşının olduğu bir bölüm var mıydı bir randevu kadınlarla gibi? Kadınlarla olduğu bölümler çünkü var. Çünkü onun dışında yani mitoz da bölünecek falan gibi bir havası var yani. Kadınlarla olduğu bölümler var. Şey bölümünde bu mesela o çok çok iyi bir bölümdü zaten de. Yarışma bölümü mü? Yarışma bölümünde. Ama yani orada insanlar ona tapıyor. Onun kadınlarla ama o kadar şey ama olduğunu söylüyor yok. Yani mesela işte Tanya mı ne biri var. Ya bence o şeyden söylüyor ya. Hava atmak için söylüyor. Yok yok çok şeydi yani barizdi orada da. Bir kadınla buluşup mitoz bölündük. Yani evet ilginç bir karakter. O açıdan söylüyorum. Kişiliği çok önde yani. Evet. Bu diziyle ilgili sevdiğim bir şey de dramedi değil. Drama unsuru yok. Karakterler gelişmiyor. Kendi içinde sketsel bölümler ve tamamen eğlence. Ben öyle düşünüyorum yani. Yani sketsel demezdim ama yani ya biraz... Konu devam ediyor evet, da evet. Karakterler bölüm kendi bölüm içinde yani. Sketsel gibi. Çünkü ha. Hiç gelişim yok. Yani. Evet, evet. Kesinlikle yok. Yok evet. Değişim yok. Hemen hemen hiç yok. Belki Jen'de çok az. Yok, onda da pek yok. Bayağı yani yuvarlanıyorlar. Ama zaten şey yani İngiliz dizileri İngiliz komedileri karakter gelişimi ya da dramedi taraklarında biz yok yani İngiliz dizilerinde zaten. O yüzden çok sevdim bu ara bunu izlemeyi. Çünkü normalde dramediler izlediğim için evet. Değişiklik güzel geliyor ve evet. Sırf gülmek evet. Yani o öyle de bir ihtiyaç varmış gerçekten. Çünkü zaman zaman hani işte hayat zor zaten. Bütün gün stres altındasın. Ay canım iyi misin? Hayır ama yani insan gerçekten sadece güleceği bir şey izleme ihtiyacı kesinlikle. Duyuyor. Duyuyor. Evet, siz de sadece güleceğiniz bir şey izlemek istiyorsanız The IT Crowd'ı izleyebilirsiniz. Bay bay. Bu kadar. Hepsi mi oldu? Çok bir şey demek istemiyorum çok bozmamak için. Çünkü toplamda zaten dediğin gibi bir Amerika sezonu kadar bölümümüz var. Unutmayın 2013 tarihli son tek özel bölüm var. Richmond mıydı? Bir karakter daha var ya. Richmond mıydı onun adı? Gotik karakter. Gotik karakter. Evet. Ben ona da bitiyorum. Adam harika, harika bir oyuncu. Harika ya. Ve de ya karakter... O karakter harika. Karakter nasıl yazdılar sonra? Çok az görünüyor ama... Ama çok bir değişiyor yani. Çok yukarıdan yani. aşağıdan yukarı falan böyle bayağı iyi. Çok çok güzel bir karakter oldu. Mesela bak şey konuşuyoruz ya hep. İşte... Gereksiz karakter. Gereksiz karakter. Var mı gereksiz karakter? Zaten genel olarak bu dizide 5 karakter var Richmond'da sayarsak. Bir patron var hep. Bu üçü var. Yani devam eden karakterlerden bir de şey var. Richmond var işte. Richmond da herhalde adı. Yalnız söylemiyorum ama. Yani başka karakter yok zaten. Yani gelip giden evet. İşte sevgilileri var. Evet, evet. İş arkadaşları ama hiçbiri tekrar baştan gelmiyor. Yani. Bence tek kişinin yazıyor olmasının bunda şey güzel. Var. Daha güzel böyle. Çünkü yani bir yazma grubu olsaydı, yazma ekibi olsaydı daha çok karakterle baş edebiliyorlar. O zaman da gereksiz fazla oluyor işte. Evet. Yani şey de veriyor, bir Seinfeld havası da veriyor mesela bu dizi bir yerde daha İngiliz versiyonu gibi. Hani böyle çünkü çok ufak tefek şeylere takıldıkları için yine oradaki böyle bir anlamsız takılma, anlamsız obsesyon. Evet ya bir şeye bazen takılıyorlar tüm bölüm onunla ilgili oluyor ama ne kadar yangın da önemsiz. Mesela. Yangın. Mesela, su parkındaki yangın evet. Muhabbeti vesaire. Şeyde elinde merdiven ve fırçalarla yakalandı diye evet. Yıllardır görmediği arkadaşı onu pencere evet. Temizleyen insan sanacak falan yani, diye. Evet. Of yani. Bayağı şey. Var. Evet. Hatta bölümlerden bazıları yazarımızın hayatından da esinlenilmiş. Ondan da söz ediyordu. Beğenirseniz şeyi, diziyi YouTube'da The IT Crowd işte mini documentary yazıp bulabilirsiniz. Güzel. İlginç şeyler var. Yani kesinlikle öneririz arkadaşlar izlemenizi. Gerçekten çok keyifli bir dizi. Özellikle hani bu işte nerd muhabbetleri, IT muhabbetleri ilginizi çekiyordur diye tahmin ediyorum genel olarak. Baya keyifli yani. Karakterler de çok iyi, oyunculuk da çok iyi. Keşke daha çok olsa dediğimiz dizilerden. Kesinlikle. Efendim. O zaman görüşürüz. Görüşürüz diyoruz. Kapatamadım.
Görüşürüz efendim.